konuşmayı Milliyetçi Hareket Partisi adına Afyonkarahisar Karahisar Milletvekili Mehmet Parsak yapacak. Büyük Türk milleti, sözlerimin başında sizleri yarım asra yaklaşan siyasi hayatında her zorlu dönemde Türk milletinin yanında saf tutan, bu uğurda her türlü bedeli ödemiş ve bundan sonra da her türlü bedeli ödemeye hazır olan Milliyetçi Hareket Partisi adına saygılarımla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 16 Nisan tarihinde Türk vatanının, Türk milletinin Türk devletinin bekası için hayati öneme sahip bir anayasa değişikliği referandumunda hep birlikte tercihimizi yapıp hükümet sistemimizi netleştireceğiz. Bir darbe anayasası olan 1982 Anayasası yürürlüğe girdiği tarihten bu yana pek çok açıdan ve özellikle hükümet sistemi açısından tartışmalı bir anayasadır. Zira 1982 Anayasasının yapım sürecinde darbeci Kenan Evren'in İki başlı yürütme yapısı içinde Cumhurbaşkanı olmayı tercih etmesi nedeniyle ideal bir parlamenter sisteme göre aşırı yetkilerle donatılmış ancak neredeyse hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı ortaya çıkarılmıştır. Öyle ki anayasanın en uzun maddesi olan 104. maddede Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanınmış olmasına rağmen cumhurbaşkanı için öngörülen yegane sorumluluk 105. madde çerçevesinde meclisin 4 bölü 3 gibi çok yüksek bir oranıyla ve sadece vatana ihanet suçuyla cezai sorumluluktur. 1991 yılında ise vatana ihanet suçunun düzenlendiği Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın yegane sorumluluğu olan cezai sorumluluk da ortadan kalkmıştır. 2007 yılında ise ana muhalefet partisi CHP'nin yol açtığı 367 krizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çözüm üreten ve yapıcı tavrıyla açılmışsa da bu krizin ardından yapılan 21 Ekim 2007 referandumu ile Türk milletinin kahir ekseriyetinin oyuyla Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karar verilmiştir. Hal böyle olunca en az %50'nin oyunu almak durumunda olan Cumhurbaşkanı meşruiyet açısından da aşırı güçlenmiş ve zaten var olan yetki sorumluluk dengesizliğine bir de çifte meşruiyet sorunu eklenmiştir. 19 ayrı değişiklikle anayasanın yüzden fazla maddesi değiştirilmiştir. Hatta 2011-2013 yılları arasında görev yapan 24. dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda anayasamız tamamen yenilenmeye çalışılmıştır. Ancak önemli vurgulamak gerekir ki söz konusu komisyonda sadece değişmesi mümkün ve gerekli maddeler değil, anayasamızın Türk anayasası niteliği değiştirilmesi, teklif dahi edilmemesi gereken ilk dört maddesi, ilk dört maddeye hakim olan milli ve ünter devlet ilkeleriyle bu ilkelerin en önemli yansımaları durumundaki eğitim dilinin Türkçe olduğunu düzenleyen 42. maddesi, Türk vatandaşlığını düzenleyen 66. maddesi ve yerel yönetimlerin özel olamayacağını düzenleyen 127. maddesi gibi pek çok önemli maddesinin değiştirilmesi Diğer siyasi partiler tarafından önerilmişse de tek başına kalmak pahasına partimiz MHP'nin haklı ve kararlı duruşu sayesinde bu yöndeki ihanet önerileri sonuca ulaşamamıştır. 2014 yılına gelindiğinde ise ilk kez halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanının seçildiği andan itibaren başlayan ve giderek artan fiili durum tartışmaları zaten mevcut olan hükümet sistemi karmaşasını daha da kaotik hale sürükleyerek yine halkın oylarıyla seçilen bir başbakanın görevden ayrılması, alınması boyutuna kadar ileri gitmiştir. Bu sürecin gitgide etkisini arttırdığı bir dönemde 15 Temmuz 2016 tarihinde hükümet sistemi karmaşasından da cesaret alan FETÖ ve arkasındaki küresel ihanet çebekesi tarafından planlanan hain darbe ve işgal girişimi de devlet yönetimimizde gelinen vehameti gözler önüne sermiştir. Öyle ki 15 Temmuz akşamı partimiz MHP ve liderimiz Devlet Bahçeli başta olmak üzere kahraman Türk milletinin cesur ve dik duruşu sayesinde bölünmenin, parçalanmanın ve işgalin eşiğinden son anda dönülmüşse de 15 Temmuz tarihi her açıdan adeta bir millet haline gelmiştir. İşte böylesi bir sürecin sonunda ve bütün bu gerekçelerle Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra yaklaşan tarihin her döneminde olduğu gibi bu kritik süreçte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak adına önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi doğrultusunda sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışı içinde inisiyatif alan, ideal imkan dengesini gözeten ve kritik bir siyasi tutum sergilemiş Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası için bir kere daha harekete geçmiştir. 11 Ekim 2016 tarihinde liderimiz Devlet Bahçeli özetle hükümet sistemi odaklı anayasal karmaşanın önce rejim krizine dönüşüp ardından da devletin bekasını tehdit etmesini önlemek amacıyla sorunun hukuk zemininde ve egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan Türk milletinin karar ve iradesiyle çözüme kavuşturulması çağrısında bulunmuştur. Bu tarihi çağrıyla başlayan yoğun bir çalışmanın sonunda 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Aziz Türk milletinin onayına sunulmuştur. Söz konusu anayasa değişikliği ve partimiz MHP'nin etkisi değerlendirilirken teklif metninde yer alan 18 maddeden daha öncelikli ve önemli olarak değişiklik teklifinde yer almayan maddeleri nazar almak gerekmektedir. Zira demin sıraladığım ve asla değiştirilmemesi gereken maddelerden hiçbiri MHP'nin geçmişten günümüze haklı ve kararlı duruş sayesinde artık tartışma konusu bile değildir. Peki söz konusu 18 madde neleri içermektedir? Bu soruya cevap verirken öncelikle vurgulamak gerekir ki CHP başta olmak üzere gerçeğe aykırı Mesnetsiz ve haksız iddia sahiplerinin ispatı mümkün olmayan beyanlarının aksine hakikatler şunlardır. Her şeyden önce 18 maddenin bütününde anayasaya aykırı bir biçimde rejimimiz değişmemekte, bilakis anayasaya uygun olarak sadece hükümet sistemimiz değişmekte, hatta daha doğru bir tabirle hükümet sistemimiz netleştirilmekte olup adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliğiyle bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı arasında paylaşılan yürütme etkisinin halk tarafından ve en fazla iki dönem için seçilebilecek cumhurbaşkanında toplanması, güçler ayrılığının belirginleştirilmesi ve böylelikle yürütmenin yasama üzerindeki tahakkümünün kaldırılması, cumhurbaşkanının ve meclisin yetki sınırlarının bir krize fırsat vermeyecek şekilde Açıkça belirlenmesi Cumhurbaşkanı'na yetkilerine uygun sorumluluklar getirilerek Cumhurbaşkanı için her suç bakımından ve meclisin 2 bölü 3'ünün yani mevcuttaki 4'te 3'ten daha kolay bir çoğunluğu ile sorumlu tutulması mevcutta sadece Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olmasına rağmen artık hem Cumhurbaşkanı hem de meclise karşılıklı olarak kendi seçimlerini de yenileme kaydıyla birbirinin seçimlerini yenileme yetkisi verilmesi askeri yargının kaldırılarak yargının sivilleştirilmesi, yargının bağımsız olmasının yanı sıra tarafsız olmasının da anayasal bir hüküm haline getirilmesi, yüksek yargı üyelerinin sadece Yüce Türk Milleti'nin iradesiyle belirlenecek yasama ve yürütme tarafından seçilmesi, sıkı yönetimin kaldırılarak olağanüstü hal rejiminin teke düşürülmesi, tıpkı seçme yaşında olduğu gibi seçilme yaşında 18'e indirilmesi, daha adil ve etkin bir temsil için milletvekili sayısının 600'e çıkarılması öngörülerek milletimizin onayına sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletimizden onay almasıyla birlikte Türk düşmanlarının iştahını kabartan kriz ve tehditler son bulacaktır. Bugüne kadar devletin içerisine yuvalanmış ve kendisini devletin sahibi veya rejimin bekçisi olarak gören çıkar grupları kenara çekilecek. Cumhuriyetin gerçek sahibi olan yüce Türk milletinin iradesi her alanda kendisini gösterecektir. Millet bu işleri bilmez, millet bu işleri anlamaz. Bunları biz biliriz diyen herkes kaybedecek. Keyfi yönetim son bulacak. Her dönemde kanıyla, canıyla Türk devletine sahip çıkan Türk milleti kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse 100 yıl önce verilmiş Misak-ı Milli adlı milli yemininden vazgeçmeyecek. Türk milletiyle birlikte 16 Nisan'da devlet için Millet için, cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet diyecektir. Artık karar yüce Türk milletinindir ve çıkacak her sonuç Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, her siyasi partinin de baş tacı ve o zamandan sonraki politikalarının belirleyicisi olacaktır. Sözlerimin sonunda sizleri tekrar saygılarımla selamlıyor, 16 Nisan sonrasının milli ve güçlü Türkiye'sinde buluşmaya davet ederek hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum.